Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 2022 mezun tayfa veya geometriye yeni başlayacak arkadaşlar için hazırladığım geometri planının yani geometri programının açıklamasını yapacağım. Tek videoda halledeceğim arkadaşlar. Bütün videoları öyle normalde hafta hafta yapıyordum ama o hafta haftayı daha önceki hazırladığım plana göre yapıyorum. Bunu da hepsini tek bir seferde söyleyeceğim. Biraz uzun bir video olacak. E, programı anlamanız açısından dinlerseniz iyi olur. Ya da programı indirip dinlemeden de şey yapabilirsiniz, anlayabilirsiniz zaten burada. Ama az bazı anlayamadığınız yerlerde o bölgelere gelip şey yapabilirsiniz. Şimdi e, öncelikle şunu söyleyeyim. Bu PDF nereden ulaşabilirsiniz arkadaşlar? E, videonun açıklama kısmına linki koyacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Öncelikle onu söyleyeyim. Ee, videonun açıklama kısmındaki linkten başka şey, Telegram linki de koyacağım arkadaşlar oraya. Çünkü Telegram'da da güzel bir şeyler yapacağım. Biraz sonra ondan da kısa bir e, özet geçelim. Onun için ayrı bir video çekeceğim zaten. Şimdi öncelikle Eylül ayında başlıyoruz bu programa. Eylül ayında başlayıp nerede bitiyor arkadaşlar? Şöyle bakacak olursak Eylül ayında başlayan arkadaşlar normalde konu anlatımı kısmını şurada bitiriyoruz arkadaşlar. Nisan'ın ortasında bitiyor konu anlatımı kısmı. Ha Araya birkaç tane daha böyle tekrar amaçlı şey de koydum. Yani bunları da yaparsanız sizin açınızdan iyi olur zaten. Eksiksiz bir şekilde biter. Ama gerek var mı gerek yok mu sorusu size ait. Videonun sonunda o gerek var mı gerek yok mu kısmını beraber düşünürüz sizinle. Ee, gerek olursa eğer Mayıs'ın ortasında da bitiyor. Şimdi biz tabi bu programa Eylül'de başlayacak arkadaşlar için söylüyoruz. Belki beni Ekim'de dinleyen arkadaşlar, belki beni Kasım'da dinleyen arkadaşlar da olur. Ekim'de dinleyen arkadaşlar da ne zaman bitirecek mesela? Hadi diyelim şuradaki şeyde şu, Nisan'ın ortasında bitiyor diyelim. Mayıs'ın ortasında bitir, bitirmiş olacaksınız arkadaşlar. Ee, Kasım'da dinleyen arkadaşlar da Haziran'ın ortasında sıradan önce de bitirmiş oluyorsunuz. Ama Kasım'da başlayıp da Kasım'da aşk başkadır ama geometri... Bambaşkadır demeyin arkadaşlar. Kasım ve kasımdan sonra biraz tehlike çanları çalmaya başlıyor sanki. Mutlaka yetiştirirsiniz. Arada es dinlenmelik yerler falan filan var aslında. Dinlenmelik derken yani arada birleştirebileceğiniz konular mutlaka olur. Hani kasımda da başlasanız belki Haziran'dan önce bitirebilirsiniz programı sıkıştırıp o sizin elinizde tabi de. Ama kasımdan sonra başlayan arkadaşlar için e, geometride bütün hepsi biter mi? Biter, sıkıştırıp biter. Ama biraz perişan olursunuz gibi geliyor. Çünkü biz ayrıntılı bir şekilde ders anlatıyoruz. Ee, ayrıntılı bir şekilde dinlemek isteyenler sanırım benden faydalanamayacak gibi gözüküyor arkadaşlar. En azından sıkıntılı olduğunuz konularda beni dinlersiniz. O anlamda da. Öncelikle programa başlamadan önce tabii ki bazı şeylerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Bazı e, program dahilinde yani sadece geometri değil de geometrinin dışındaki bazı şeylerden de bahsedeceğiz. Ama öncelikle şunu da söyleyeyim. Eğer benimle ders çalışmaya karar verdiyseniz arkadaşlar Telefona alıp yatağa uzanıp hop böyle dinlemek aman Allah'ım çarpılırsınız valla. Beni sakın yana sakın uzanarak ders izleme. Be. Ya beni o şekilde izleme. Niye? Kardeşim biz ayrıntılı bir şekilde en ince detayına kadar eski nesil kolay orta zor yeni nesil kolay orta zor olacak şekilde her ayrıntıya giriyoruz. Yani biz burada ne yapıyoruz? Şov yapmıyoruz. Daha doğrusu ne yapmıyoruz? Şov yapmıyoruz. Yani şov yapıp da videoları dik üçgeni 20 dakikada, benzerliği 20 dakikada bitirip temel bazı şeyleri verip geçebiliriz. Ama böyle değil. Ben özel dersimde ne veriyorsam hatta özel dersimde verdiğimin fazlasını videolarda vermeyi seven bir, bir insanım. Zaten özel ders vermiyorum. Eskiden özel derste ne veriyorsam diye söyleyeyim daha doğrusu. O şekilde bir öğretmenim. Yani sen ne yapacaksın Kenan Karadan bir özel ders alacaksın. Kenan Karadan özel ders alacaksan ekranın karşısına geçeceksin. Beni açacaksın dinleyeceksin dinlerken aynı zamanda o PDF'i ya kendin şey çektir ne derler onu şeyi çektireceksin ya da siparişini vereceksin. Videoların açıklama kısmında konu anlatımı açıklama kısmında zaten bu var. Açacaksın ben ne diyorsam yazacaksın yazman gereken yerde yazacaksın. Videoyu durdur. Sen çöz dediğim yerde sen çözeceksin. Ondan sonra işte bu ödüllü soru dediğim sorulara 5 dakika, 10 dakika, bazen yarım saat uğraşacaksın mesela. Ben ne diyorsam hepsini yapacaksın ki sen benden tam anlamıyla bir özel ders al. Özel ders havasında bir kanal arkadaşlar. Burası öyle şey bir işte artsızlık yapayım, şovu yapayım, bunu yapayım, bunu yapayım, şunu yapayım tarzında bir öğretmen değilim. Ona göre her şeyi aklında ne varsa yani biz soru yazarken neyi kullanıyorsak yeni nesil soruya nasıl çeviriyoruz onlardan bahsediyoruz. Her şeyden bahsediyoruz arkadaşlar. Yani geometri anlamında ne varsa bütün sırları sizin önünüze koyuyoruz. Almak ya da almamak senin elinde. Yani bir de hani tamam konu anlatıyoruz. Bir de konu anlatırken soruyu yazarı nasıl düşünür? ÖSYM'deki adam nasıl düşünür? Hani nasıl soru çözülür? Geometri görme işi midir? Ya da verilen bilgileri kullanabilme işi midir? Bunların hepsini zaten videolarda anlatıyoruz. Ama nasıl dinleyeceksin? Dediğim gibi ekranın karşısına geçip ciddi bir şekilde özel ders alıyormuşçasına. Çünkü bazı videolar arkadaşlar konu akışının bozulmaması için 40 dakika sürüyor. E senin özel ders öğretmenin geldiği zamandan ne oluyor? E 40 dakika, 40 dakikadan 1 saat, 1,5 saat ders anlatıyor zaten. Bizi de öyle göreceksin. O 40 dakikalık video bazen bir saat, bir buçuk saat olacak. Çünkü duracaksın, sen kendi sorular çözeceksin gibi gibi şeyler yapacaksın. O yüzden arkadaşlar sen her hafta benden özel ders alıyormuşçasına bu konulara çalışacaksın. Bir kere bu geometriye benim kanalda çalışacak bir insan bu yapıda olmalı. Başka türlü git, kural ezberle yap, çalış, beni geldirmez. Ee, o da senin bileceğin iş. Ha bu arada sadece ben mi varım? Her zaman söylüyorum yok. Ya bu mecrada çok değerli öğretmen arkadaşlarımız da var. Kendileriyle de zaten görüşüyoruz. Çok da iyi arkadaşlar. Nurtaç Hoca var. Şey var. İşte e, Merkeze Teğet İlan Hoca var. İşte Erhan Ardıç ile Geometri var. Ya var oğlu var. Yani e, bu hocalarımızla da çalışabilirsiniz tabii ki. Geometri anlamında bunlar benim bildiklerim. Daha vardır da isminizi zikretemediğim öğretmenler kusura bakmasınlar. E, ya da sizler biliyorsunuz yorumlara da yazarsınız arkadaşlar. İstediğinizden alın ama bir program dahilinde çalışın. İşte o program ben size veriyorum. Ayrıyetten ben ne yaptığımda da size bahsettim arkadaşlar. Benden özel ders almak isteyen buraya gelsin. Yani bu işi birlikte hallederiz. Diğer arkadaşlarla da halledebilirsiniz elbet. A, benim bir tarzım var. Benim tarzımı seven arkadaşlar benimle devam edebilir. E, sevemeyenler mutlaka olacak. Isınamayanlar mutlaka olacak. E, sen bende oyalanma o zaman git başka hocalarla o hocalara, ısınabildiğin hocalarla o işi halletmeye çalış. Çünkü herkesin kendine göre bir sistemi var zaten. Neyse arkadaşlar biz bu şekilde yapacağız. Birincisi bu, ikincisi şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ee, genel itibariyle konuşmak istiyorum bir de. Sen Eylül'de ders çalışmaya başladıysan her gün mutlaka art şey yapman lazım. İlk bir ay e, paragraftan 10 tane soru çöz. Ondan sonra ilk bir aydan sonra en az güne başlarken 20 tane soru çözmen lazım. Her gün paragraftan soru çözeceksin kardeşim. Her gün paragraftan soru çözmen lazım. Bu çok önemli. Bir ikincisi buydu. Üçüncüsü de şu. Gençler haftanın 3 gününü ya da bilemedin 4 gününü probleme ayırman lazım. Ya full probleme değil tabii ki. Yani haftanın en az 3 gününde problemlere yer vereceğin saatler olmalı arkadaşım. Ne yapacaksın? Ee, bir Fasikül üzerinden çalışman daha iyi olur. Kolay fasikülden zor fasiküle. Zaten haftanın 3 günü ayırırsan bütün fasikülleri zaten bitirmiş olacaksın. Bu konuda da lütfen dediğimi yap. Bu şey hazirana kadar mı böyle olacak? Tabii ki değil arkadaşlar. E, atıyorum Şubat'a kadar bu şekilde devam edeceksin. Şubattan sonra haftada bir gün problem olacak şekilde devam edersin mesela. Değil mi? Çünkü hep DET çalışmayacağız. AYT çalışmalarımız da olacak çünkü geometride biz burada hem TET hem de AYT karışık bir şekilde çalışacağız. Evet gençler bu dediklerimi sakın ama sakın unutmayın. Bunları da yaptıktan sonra büyük ihtimalle güzel işler başaracaksınız. Şimdi gelelim geometri ders çalışma programına. Tekrar söylüyorum bu programı aşağıdaki linkten videonun açıklama linkinden bulabilirsiniz. Ee, bir tane daha şey söyleyeyim arkadaşlar. Onu da özet geçeyim. Sonrasında bununla ilgili video çekeceğim. Program içerisinde e, şey var. Geometrinin ilacı var orta bir seviyede bir kaynaktır. Yani kolay ve orta seviyede bir kaynaktır arkadaşlar. İlk etapta bunu çözmenizi tavsiye ediyorum. Elinizde bir kitap vardır, o kitaptan gidebilirsiniz, sıkıntı yok. İkinci kitap olarak da Acil Geometri'yi aldım ama Acil Geometri çözmeden sınava girmek yok arkadaşlar. Hatta şöyle bir şey. ben Acil Geometri'de şöyle bir şey planlıyorum arkadaşlar. Mesela Eylül ayında ben de şey bir program yapmak zorundayım arkadaşlar. Ekim'de dinleyen arkadaşlar sonrasına denk gelecek. Maalesef yapacak bir şey yok. E, Eylül ayında mesela büyük ihtimalle Salı gününü seçerip gibime geliyor. Çünkü siz ilk hafta doğrudan çalışacaksınız ya. Acil geometri çözeceksiniz ya. Ben burada atıyorum 7'sinde. Şu an kafamda öyle belirdi. Salı günü de büyük ihtimalle Telegram'dan canlı yayın yapıp siz de bağlanacaksınız. Canlı bir şekilde. Orada ekran kaydı falan da oluyor galiba arkadaşlar. Orada Olmuyorsa da artık bir şekilde YouTube'da falan da yapabiliriz arkadaşlar bunu ama Telegram'da oluyor diye biliyorum. Canlı yayında sizinle Telegram'da şunu yapacağım. Geometride anlamadığınız, acil geometride anlamadığınız nokta kalmayacak bak nokta kalmayacak. Yani en ufak bir nokta kalmayacak. Ne yapacağız? Salı günü Telegram canlı yayını açacağız. Bu arada açıklamaya Telegram linkini de bırakacağım e, ee, orada hadi bakalım arkadaşlar bu hafta çözdünüz bunları ya da daha önceki programa katılan arkadaşlar da doğru da açılarda anlamadığı yerlere orada soracaklar tabii ki. Birinci soru herkes anladı mı anladık hocam. İkinci soru işte ses çıkartmayacaksınız tabii orada da. Ses yoksa yine herkes anladı gözünde bakacağım. Üçüncü soru bir kişiye bile çıksa hocam ben anlamadım dese ben orada o soruyu en ince ayrıntısına kadar anlatacağım. Yeri gelecek konu özeti yapacağım. Bak böyle böyle böyle. Bu bundan dolayı böyle geldi. Ayrıntılı bir şekilde açıklayacağım arkadaşlar. Ya bir nevi benden yine ekstra bir özel ders alacaksınız. Ama acil geometri için. Ha acil geometride baktık. Zaman kaldı. Yani biz bir saatlik başlık şeyi. Atıyorum 15-20 dakikada bitti konu. Ha şunu da yapabiliriz. Zaman kaldıysa eğer. Ki <laughs> Geçenlerde de öyle dedik. Bir yarım saatliğine bir açalım dedik. 4 saat boyunca canlı yayın yaptık Telegram'da. Ee, belki de büyük ihtimalle şey de yapabiliriz. Hani acil geometride anlamadığınız soruları yaptıktan sonra konu anlatımında anlamadığınız bir yer var mı? Anlamadığınız nokta var mı? deyip orada da konu anlatımıyla da ilgili püf noktaları da orada yine verebiliriz arkadaşlar. Valla e, hangi kitabın hangi kitapta böyle bir şey sunuluyor bilmiyorum ama herhalde Türkiye'de yapılacaksa da ilk ben yapacağım gibi diyor, gözüküyor arkadaşlar. Acil geometride anlamadığınız bir nokta kalmayacak. Yani korkan arkadaşlarınız varsa hocam acil geometri bana göre zor falan filan diyenler varsa ki alanlar zor olmadığını görüyor. Çalışanlar zor olmadığını görüyor arkadaşlar. Ee, o zorluğu da beraber birlikte halledeceğiz arkadaşlar. Hiçbir şüpheniz olmasın. Çok da güzel bir şekilde halledeceğiz. Şimdi bu video biraz uzun olabilir. Çünkü e, genel itibariyle bütün hepsinden bahsedeceğim için. E, başta söyledim mi söylemedim bilmiyorum ama haberiniz olsun. Şimdi programa başlayalım. Hızlı bir şekilde geçeceğim tabii ki. İlk hafta çarşamba günü. Hani Eylül'de başlamak için çarşambadan başlattım. Normalde pazartesiden. Doğru da açı başlıyorsunuz. Ondan sonra doğru açı videolarını izliyorsunuz. Sonra ilk doğru açı videolarının konu anlatımını izledikten sonra geometrinin ilacı kolay ve orta seviyede bir soru kaynak çözeceksiniz. Sonra acil geometri gibi orta ve bir tık üzeri bir kaynak çözeceksiniz arkadaşlar. Ama biz tabii ki kesinlikle acil geometriyi çözmenizi istiyoruz. Ee, arkadaşlar program başlamadan bakın. Bugün ayın kaçında çekiyorum ben onu. Bugün yayınlanacak video. Ee, şeylerde falan da sıkıntı yaşayabilirsiniz önceden alın 26 Ağustos Perşembe günü yayınlanacak şekilde çekiyorum ben şimdi bu videoyu ayın birinde de program başlayacak İşler bahisine gidin belki bulamayabilirsiniz belki e, baskısı bitmiştir e, gelecektir falan filan gibi şeyler de söyleyebilirler o, o anlamda da sıkıntı yaşamamak için erkenden acil geometride de almanızı tavsiye ediyoruz bu arada neyse sistem bu şekilde konu geometrinin ilacı ve acil geometri şeklinde çözeceksiniz tamam mı Ondan sonra burada üçgende açı, ikinci hafta arkadaşlar, üçgende açı ve ek çizimler. Bak, üstünü çiziyorum ek çizimlerin çünkü önemli. Geometride önemli olan konular ek çizimler, dik üçgen, e, benzerlik ve üçgende alan konularına hakim olan ne yapıyor? Geometriyi çok iyi bir şekilde götürüyor arkadaşlar. O yüzden bu hafta biraz yıpranacaksınız. Ha, sen şunu yapabilirsin. Doğru da açı, konu anlatımı ve testleri bittiyse hani cumartesi de üçgende açı izleyebilirsin e, pazartesi de ek çizimlere başlayabilirsin. Yalnız üçgende açıyı izledikten sonra direkt testlere dalma. Çünkü kitapların içerisinde ek çizimlerle üçgende açının içerisinde ek çizimlerle ilgili yapılabilen sorular var. Ek çizimler bittikten sonra geometrin ilacı ve acil geometrideki soruları çözeceksiniz. Yalnız burada geometrinin ilacında şunu uyarayım. E, muhteşem üçlü muhteşem üçlü ve Orta tabanla ilgili ayrı testler var. O testleri de bulun. Hem açı testlerini hem muhteşem üçlü hem de orta tabanla ilgili testleri çözeceksiniz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bu hafta biraz yorucu geçebilir arkadaşlar. Ama yok şu şekilde yaparsanız cumartesi üçgen de açı videolarını izlerseniz burada da sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum arkadaşlar. Sadece bu haftaya ek çizimler kalacak. Bir de geometrinin geometri ilacı ve acil geometri çözümleri kalacak. Rahat bir şekilde halledersiniz. Sonra sonraki haftada çok önemli arkadaşlar dik üçgen özel üçgenler. Bak normalde Dik üçgen, öklit bağıntısı, özel açılı üçgenler, işte pisagor bağıntısı şudur deyip iki soruyla geçeriz. Önceden bu hatayı biz de yaptık arkadaşlar. Ama dik üçgen gerçekten çok önemli. Di sadece dik üçgenle ilgili 7 sayfa soru var arkadaşlar. Özel kenarlı üçgenler falan filan onları da katarsak. Öklit bağıntısıyla 2 sayfa ya da 3 sayfa olması lazım. Özel açılı üçgenlerden de 4 sayfa olması lazım. Toplamda bununla ilgili arkadaşlar. 7, 9... 10-11-12 sayfa ya da 13 sayfa falan olması lazım. Gerçekten önemli. Her soru tipini yazdım. Yeni nesili eski nesili. Hiç fark etmez. Lütfen bunun üstünü çizdiğim konulara çok ayrıntılı bir şekilde yer verin. Ee, ve bu haftalardaki yapı, yaptığım şeylerde, şeylerden hani şurada şey yapacağım dedim ya size. Bu hafta e, acil geometri çözemediğiniz soruların e, anlatımını yapacağım dedim ya. Ekstradan telegramda yapacağım dedim ya. O haftalarda mutlaka buraya katılın. Konu anlatımında da anlamadığınız yerleri de burada değiniriz arkadaşlar. Bak Önemli yer burası. Unutma sakın. Sonra ne yapıyorsunuz? Bu konulara pazartesi çalıştıktan sonra e, istersen şey yapabilirsin. İki güne bölebilirsin videoları. Geometrinin ilacını çarşamba günü ayın 15'inde geometrinin ilacındaki soruları iki güne yayabilirsin. Sonra cuma günde acil geometri. Acil geometri de yine iki güne yayabilirsiniz arkadaşlar. Ya 5 test var ama 3'e 2 şeklinde yapabilirsiniz. Ya da size kalmış arkadaşlar. E, Üç güne de yayabilirsin. Ya da bir günde de bitirebilirsin. Bu arada pdf'leri yayınladığım yerde arkadaşlar bunun dolu pdf'i de var boş pdf'i de var. O boş pdf'i de e, diğer konuları da işte bütün derslerde yerleştirebilirsiniz. Ben bu şekilde geometriyi yerleştirdim ama siz hem geometri hem matematik hem fizik hem kimya biyoloji olacak şekilde e, o programı da yerleştirebilirsiniz. Programı çalışmak gerçekten önemli. Sonra e, ikiz kenar üçgen eşkenar üçgen. Burada zorlanmayacaksınız. Geo ilacı acil geometriyi çözeceksiniz. Açı ortay Kenar ortay, acil geometri enerji ve acil geometriyi çözeceksiniz. Bu konuda da zorlanmayacaksınız. Beni dinleyin, dik üçgenlerini sağlamsa hiç bu konularda zorlanmayacaksınız. Sona geldik, üçgende benzerliğe, üçgende benzerlik arkadaşlar yine önemli bir konu. Üstünü çiziyorum. Burada dediğim gibi arkadaşlar şey de var, bazı videolar 40 dakika ama olması gerekiyor arkadaşlar çünkü belli bir yapıdaki soru tiplemelerini böyle kesemezdim video olarak. Ee, aynı zamanda eşlik konusunda ayrıntılı bir şekilde anlattım burada hem eşlik hem benzerlik e, bu hafta sizi biraz yıpratacak benzerlikte e, ama şuranın biraz yanması lazım arkadaşlar e, o haftalarda da yapacak bir şey yok çünkü önemli bir konu geo ilacı ve acil geometride çözeceksiniz tabii ki bu şekilde bir de üçgende alan da çok önemli arkadaşlar ya ben bunların üstünü çizdim de hocam diğerleri önemsiz mi hayır ben bunların üstünü çizdim sen bunları çok iyi bir şekilde anlattıktan sonra şu X kenar üçgen, eşkenar üçgen, dik üçgenden dolayı açı ortay, kenar ortay, dik üçgen ve muhteşem üçlüden, orta tabandan dolayı bu konuları rahat bir şekilde yapacaksınız zaten. Ama bu konular en temel konular sadece üstünü çizdiğim konular. Üstünü çizdiğim konularda benzerlik ve alanını da iyi bir şekilde anladıktan sonra hiç sıkıntı yaşamayacaksınız. Geometride üçgenleriniz tam anlamıyla süper bir hale gelecek. Sonra son haftada açı kenar bağıntıları geometrinin ilacı ve acil geometriyle çözerek bitecek. Heh, burada bittikten sonra ne olacak arkadaşlar? Siz <laughs> ondan sonrasında elinizde bir kitap varsa çözebilirsiniz. Ama ben şunu tavsiye ediyorum. Elinizdeki bir kitabı çözerken ne yapacaksınız arkadaşlar? Valla bir kitap çözeceksiniz mesela. Ne çözeceksin orada? Ee, doğru da açı çözeceksin. Üçgen de açı çözeceksin. Dik üçgen çözeceksin. Benzerlik çözeceksin. Ama benzerlik çözerken sen benzerlik konusu olduğunu bilerek çözeceksin. Heh, üçgenler deneme deposu aldığında ne olacak? senin karşına 25 tane deneme gelecek. Ya bazı testler 13 bazı testler 14 galiba tam yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. Ve yeni nesil falan filan da var arkadaşlar. Gayet de hoş. Ben de inceledim zaten bunu. Sen deneme deposunu aldığın zaman üçgenlerle ilgili kendini deneyeceksin. Çok mantıklı. Yani sen hangi konudan soru geldiğini bilmeyeceksin. Benzerlik konusu mu? Üçgende dik üçgen konusu mu? Üçgende açı sorusu mu? Açı kenar bağıntısı mı? Sen ne yapacaksın? Denemenin içerisinde fark edeceksin. Bence bu en etkili tekrar aracı. Zaten böyle bölümler bittikten sonra, üçgen bittikten sonra hop deneme deposu. En mantıklısı bu arkadaşlar. Deneme deposunda çözerken arkadaşlar şu şekilde yapacaksınız. Bak 25 tane test var. Her gün 3'er tane test çözdüğünde 3 kere 7 21 mi yaptı? Evet 21 yaptıktan sonra buraya 2 buraya 2 deyince 25 tane testi bitirmiş olacaksın. Hocam ondan sonra ne olacak? Bak test bitti. Üçgenlerin tekrarı bitti. Eyvallah. Çok rahat bitiriyorsun bak. Üçer testle. Çok rahat. Üçgenleri bitirdin. Ondan sonra çarşamba günü dörtgenlere başlayacaksın. Dörtgen konusuna başlayacaksın. Dörtgen iki videoda bitiyor zaten. Rahat bir şekilde halledersin. Ha hocam bende şey var. Üçgenler deneme deposunu almayayım. Ekstra bir kaynağım var diyen arkadaşlar da şunu yapabilir. Kardeşim sen burada ne çözebilirsin? Kitabını çözebilirsin. Ama kitabındaki soruları büyük ihtimalle 10 günde bitiremeyeceksin. 2 haftada bitireceksin. 2 haftada bitiren arkadaş da ne yapacak? Burada kitabı bitirdim mesela pazar günü. Pazartesi gününe dörtgen konusu ve paralel kenar konusu. Biraz ağır gelecek. Bir tık ağır gelecek ama önemli değil. Halledersiniz arkadaşlar. Çünkü dörtgen sizi zorlamayacak. Paralel kenar yalnız dörtgenlerin en önemli konusu arkadaşlar. Paralel kenara ayrı bir şey verin. Tamam mı? Bunu da unutmayın arkadaşlar. Yalnız burada dörtgen ve paralel kenarı aynı anda yapmanızı isteyeceğim. Geometri ilerici ve acil geometri çözersiniz. Aynı şekilde eşkenar dörtgen, deltoid, dikdörtgen, kare, yamuk. işte geometri ilerici ve acil geometriyle birlikte götüreceksiniz. Ve çok çokgenler deyip dörtgenleri de bu şekilde bitireceksiniz arkadaşlar. Ya hocam paralel kenar çok önemli dediniz de diğerleri niye önemli değil? Önemli değil demiyorum. Paralel kenarın tüm özelliklerini ya özellik değil de üçgenlerde yapılabildiğini göstereceğim zaten. Paralel kenar yapısı her dörtgenlerde karşımıza çıkabiliyor. Dikdörtgen kare eşkenar dörtgende e, yamuk konusunda o mantığı çok kullanıyoruz arkadaşlar. O yüzden paralel kenara ekstra bir önem vermenizi rica ediyoruz tabii ki. Dik e, dikdörtgen kare de önemli değil mi hocam? Önemli ama çoğunluğu üçgenden yapılıyor zaten. Emin ol sen dikdörtgen kare çalışmasan bile Konu anlatımında zaten dikkat et dik üçgende falan hep dikdörtgenden kareden üçgende benzerlikte dikdörtgendeki ve e karedeki benzerliklerden falan da bahsettik arkadaşlar. O yüzden şu an, şu an aslında dikdörtgen kare yapabiliyorsun. Üçgeni biliyorsan. Zaten üçgenler bittikten sonra geometrinin de büyük ihtimalle 5 net ve üzeri yapabiliyorsun. Yani dikdörtgen sorusu görsen de yapabilecek seviyedesin. Belki farkında değilsin ondan netin düşük ama ciddi anlamda yapabilirsin. Rahat ol. Paraya kenarı da, eşkenar dörtgeni de, diğer konuları da mutlaka yapabilirsin arkadaşlar. Denemelerde zorla. Üçgenler bittikten sonra büyük ihtimalle 5-6 civarında netler yapıyor oluyorsun. Bunu da unutma. Peki sonra şeyler dörtgen bittikten sonra ne yapacaksın? Burada arkadaşlar yine deneme deposu. Dörtgenler deneme deposu arkadaşlar. Burada da yine aynı şekilde 3 3 3 3 bu şekilde alırsanız arkadaşlar yaparsanız sizin açınızdan iyi olur. Hocam kitabım var diyenler de o zaman ne yapacak arkadaşlar? O zaman iki haftayı o kitapla geçirecek ve dörtgenleri iki haftada bitireceksin. Test sayısına bakacaksın. Mesela acil geometriye ben baktığımda galiba şeydi arkadaşlar. E, üçer testle rahat bir şekilde bitiyordu galiba. Ya da ikişer testle mi bitiyordu? Bilmiyorum ben, siz ona göre yaparsınız. iki haftaya yayacaksınız. Belki de bir haftada bitecek. Bilmiyorum bakarsınız test sayısına göre yorum yaparsınız arkadaşlar. Yalnız burada biraz önce şey yapmıştım hatırlarsanız. dörtgenin dörtgenle paraya kenara birleştirmiştim burada. İki hafta yapacak olursanız eğer. Yani. Dörtgenle paraya kenara birleştirmiştim. Kitap çözenler için. Burada kitap çözenler ee, çemberde açı aşağıya kaydırır. Buraya çemberde açı çemberde açı diye şey yaparsınız arkadaşlar. Kitap çözen arkadaşlar. Deneme deposu çözmeyen arkadaşlar. E, çemberde açı. Çemberde uzunluk. İkisi de aynı anda gitmez. Burası çemberde açı haftası olur. Yani programda bir hafta ileri atmış olursunuz sadece. Çemberde uzunluğu da ayın üçüne falan atmış olursunuz. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Bu şekilde yaparsınız. Tamam mı? Yani çemberde uzunluk şu kısımda. Dairede alan kısmı yazan kısım çemberde ne olacak? Uzunluk olacak o zaman. Ben şimdi ama şeye göre anlatıyorum de, derdimi. Neye göre anlatıyorum? Şu anda dörtgenler deneme deposunu bitirdiniz. O hafta çarşamba günü ya belki de çok yoruldunuz. Dediğim gibi bir hafta sarkıtabilirsiniz. Burada geometri anlamında dinlenebilirsiniz. Size kalmış size bırakıyorum. Dinlenmek istemeyenler de çarşamba günü çemberde açı videolarını izler. Geometrinin ilerici ve acil geometri de çözerek bu haftayı böyle bitirirsiniz. Çünkü çemberde açı kolaydır. Daha rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar ondan dolayı. Sonra çemberde uzunluk çemberin çevresi 27'si 28'inde. E, geometri ilerleyici ve acil geometri de çözerek yine devam ediyorsunuz ve dairede alan da aynı şekilde yaptıktan sonra yine çember ve daire konusunu bitirmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Çember ve daire bittikten sonra ne yapıyorsunuz? Yine burada bir haftaya koymuşum dikkat ederseniz bunu deneme deposunu. Çünkü e, ben Yunus Hoca ile konuştuğum zaman daha tam garanti bir şey yoktu. Ya 20 test olacak arkadaşlar. 25 test olabilir bilemiyoruz. 20 test olursa bir haftada bitirebilirsiniz. Çünkü üçer testte 3 üç er test kere 21 son hafta, son şeyi bir gün 4 tane test çözersiniz sadece. <laughs> ya da katı cisimle çember daire konusu aynı fasikül içerisinde olabilir arkadaşlar. Kesinlik olmadığı için o şekilde de olursa büyük ihtimalle çember daireden de yine 20'ye yakın test olur arkadaşlar. Bir haftada biter gibime geliyor. Bitmezse de yok biter. Çember daire biter arkadaşlar. Sıkıntı yaşamazsınız. Bu hafta biter. Sonra çember dairede biz bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. İşte şeye göre 3 3 yazmıyorum. Kendinizi ona göre yaparsınız. Her gün test çözecek şekilde çember daireyi de o şekilde tekrar ettiniz diyelim. Sonra ne geliyor arkadaşlar? Noktanın analitiği. Burada biraz taktik değiştiriyoruz. Niye? Çünkü arkadaşlar noktanın analitiği, analitik geometriyi ben anlatırken ee, ben fasikül üzerinden, analitik geometri, acilin analitik geometri fasikülü üzerinden anlatacağım. Orada anlatırken hiç merak etmeyin Acilin analitik fasikülü de benim konu anlatımım gibi zaten. Yani oradakini de ben yazdım zaten arkadaşlar. O yüzden analitik fasikülü üzerinden anlatıyoruz. Dikkat ederseniz burada acil geometri çözmek yok. Acil geometriyi bir rafa bırakıyoruz. Yapacağımız iş noktanın analitiğinin konu anlatımını dinledin. Sonra geometrinin ilacını çözdün. Nereden dinledin? Acilin analitik fasikülünden dinledin. Onu işler bayilerinden artık edineceksiniz alacaksınız. E ee, bunun fiyatı da çok fazla da değil onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ee, rahat bir şekilde alabilirsiniz. <laughs> noktanın analitiğini dinledin, geometrinin ilacını noktanın analitiğindeki testleri çözdün. Sonra acil analitik fasikülündeki noktanın analitiği testlerini çözeceksin o hafta. O fasiküldeki konu anlatım fasikülündeki. Sonra <laughs> doğru analitiğinin konu anlatımına geleceğiz. Arkadaşlar, doğru analitiği konu anlatımı birazca uzun. Ya 6 7 videoda mı ne bitiyor arkadaşlar? O yüzden konu anlatımını 1-2-3 günde halledebilirsiniz. Ya da 2 günde halledebilirsiniz. Ama 3 günde halletmeniz tavsiye edilir arkadaşlar. 3 günde parça parça bölersiniz. Anlatırız i̇şte bir eğimi bir dinlersiniz. İşte doğru denklemi yazmayı dinlersiniz. Bir de eşitlik sistemini dinlersiniz gibi. E, konu bütünlüğü bozulmayacak şekilde dinlerseniz iyi olur arkadaşlar. 3 e, gün konu anlatımı doğru analiti. Doğru analitiğin konu anlatımını dinledikten sonra ki çok önemli arkadaşlar buraya dikkat edin ondan sonra ne yapacaksınız? Geometrinin ilacı. Bakın geometrinin ilacı. Bu 4 günde de analitikteki geometrinin ilacı testlerini çözdünüz. Sonra doğru analiti soru çözümü yazmışım buraya. Ayın 31'i. Ocağın 31'inde. Yani Şubat'ta Şubat'ın birinde falan acilin o konu anlatımlı fasikül var ya o konu anlatımlı fasiküldeki sanırım 14 tane test olması lazım. İşte siz o, o hafta 31'i pazartesi ya İkişer tane test çözdüğünüz zaman 14 ya da 15 test olması lazım. Bu haftayı da rahat bir şekilde halletmiş oluyorsunuz ve çok soru çözmüş oluyorsunuz. Yani ile ilgili her çeşit soruyu çözmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Aşırı derecede faydasını göreceksiniz. Sonra yine ağacının fasikülünden devam ediyoruz. Dönüşüm geometrisi. Dönüşüm geometrisinin konu anlatımını dinledikten sonra geometrinin ilacını çözeceksin. Çarşamba günü. Sonra fasiküldeki testleri çözeceksin. Burada da 8 test var galiba. Bunları da rahat bir şekilde halledersin. 2, 4, 6, 8 deyip o şekilde halledersin. Ve böylelikle analitik bitti. Çember analitiği hariç. Analitiği bitirdik ya belli bir kısmını. Çember analitiği hariç. Sonra ne yapacaksın? Açacaksın acil geometri raftaydı. Analitikte sırf rafa koymuştuk. Şimdi sıra geldi acil geometrideki analitikleri çözmeye. Oradaki test sayısına göre de bakarsınız arkadaşlar. Bir hafta daha halletmeye çalışın. Halledemezseniz hiç yormayın kendinizi. 2 haftaya da yayabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü süreniz kalacak. Ne zaman bitiyordu arkadaşlar? Ee, Mayıs'ın ortasında, Mayıs ortasında mı? En kötü Mayıs'ın ortasında bitiyordu. Ki e, bazı şeyleri yapmazsanız Nisan'ın ortasında da bitiyordu. Burada acil geometriden e, atıyorum en fazla 3'er test olacak şekilde arkadaşlar. Çözün. <laughs> 21 test varsa eyvallah. Yoksa da 21 test yani 3'er test şeklinde olacak şekilde kendinizi böyle ayarlarsınız. Ama sanırım böyle 20'ye yakındı testler. 20 21'di. 3'er testle zaten bir haftada bitirsiniz. Bitiremezseniz de hocam 3 test ağır geliyor derseniz de ikişer ikişer yapıp 2 iki haftada yapabilirsiniz. Size kalmış. O zaman programda bir hafta daha sarkıtmış olacaksınız. Sonra katı cisime geldik. Katı de aynı şekilde. Katı cisim konu anlatımında ben yazdım. Hepsi A'dan Z'ye konu anlatım benim arkadaşlar. O konuda sıkıntı yok. Katı cisimleri de arkadaşlar fasikül alacaksınız. Fasikül üzerinden gideceğiz ilk etapta. Yine Acili rafa kaldırdık. Çünkü geometrinin ilacı ve fasiküldeki katı cisimleri çözüp gideceğiz. Burada ne yapacaksınız arkadaşlar? Bakın. Ben temel diklik. Bak burada ayrı. Tam yazamadım arkadaşlar burada da inşallah dinliyorsunuzdur. Şimdi katı cisimlerde temel diklik diye bir konu var. Temel diklik konu anlatımını dinledikten sonra geometrinin ilacında temel diklik diye bir konu yok arkadaşlar. Acil fasikülündeki temel dikliği çözün. Unutma. Temel diklik. Acil fasikülü temel diklikle ilgili testleri çözeceksin. 3 tane test ya da 4 tane test olması lazım. Sonra temel, temel diklik bittikten sonra ne var sırada? Prizmalar. Prizmaların konu anlatımını yap. Prizmaların konu anlatımından sonra geometrin ilacını, ilacındaki prizmaları çöz. Ondan sonra bak acil katı cisim fasikülünü çöz demiyorum arkadaşlar. Önce prizmaları çalıştıktan sonra geometrin ilacını çöz. Ondan sonra küp çalıştıktan sonra da e, yok. Prizmalar çalıştıktan sonra geometri ilerici. Geometri ilerici çözdükten sonra e, fasiküldeki prizmalar testini çözeceksiniz arkadaşlar orada. Ki orada da baya bir test var. Sizi bayağı bir doyuracak. Her çeşit de soru var arkadaşlar. E, bunu çözdükten sonra da küpe çalış. Sonra küpteki acil katı cisim fasikülünü çalışacaksın. Yani ben burada temel diklik prizmalar ve küp. 2 hafta olacak şekilde ayarlayın. Geometri ilacı ve acil e, fasiküldeki şeyi çözecek şekilde 2 e, haftaya yaydım arkadaşlar bunu. Normalde 1 haftada da halledebilirsiniz bunu ama 2 hafta yaparsanız daha güzel olur sizin açınızdan. Sonra küple ilgili fasiküldeki soruları da çözeceksiniz zaten burada. Sonra ne yapacağız? Silindire geldik. Silindirde konu anlatımından sonra geometrinin ilacı sonra fasiküldeki sorular. Sonra burada da arkadaşlar şey yapmışım. Ee, piramit, koni, küre demişim. Her üçünü de aslında bir hafta halledebilecek seviyedesiniz. Halledebilirsiniz. Şöyle yapabilirsiniz ama hallederken. O yüzden bunu halledememenize rağmen e, düşünerekten arkadaşlar iki hafta verdim. Burada da şunu yaparsın. İki hafta veriyorum bak. Üç konuya iki hafta veriyorum çünkü küreye bir hafta ayrıyetten ayıramazdım. O yüzden piramit, koni, küre dedim. Piramiti çalış. Geometrinin ilacından soruları çöz. Sonra fasiküldeki soruları çöz. Bitti. Ondan sonra e, ne çalışacaksın? Koni çalış. Geometrinin ilacındaki koni sorularını çöz. Fasiküldeki koni sorularını çöz. Ondan sonra küre çalış. Geometrinin ilacındaki küre sorularını çöz. Sonra fasiküldeki küre sorularını çöz. Ne kadar zamanda? 2 haftalık sürede arkadaşlar. Bakın aynı şekilde yazmışım buraya. Tamam. Sonra katı cisimler bitti mi? Bitti. Katı cisimler bittiği için... Artık raftaki Acil Geometri'yi alıyorsun. Acil Geometri kitabındaki katı cisimler testlerini de çözüyorsun. Bak, fasikülle yaptığımız işlemlerde ne yaptık? Bir konu anlatımını yaptık, bir geometrinin eleceğini çözdük, bir fasiküldeki soruları çözdük. Bir de neyi çözdük arkadaşlar? Acil Geometri'yi çözdük. Sanki e, yeterliymiş gibi duruyor arkadaşlar. Ama e, ÖSYM son zamanlarda hep şuna dikkat ettik arkadaşlar. Analitik geometriden ve katı cisimlerden hep seçici sorular soruyor. Sanki bunun içinde şöyle yapsanız, burada acil geometriyi bitirdiniz, katı cisimleri bir haftada bitireceksiniz diye şey yaptım, bir haftada bitirirsiniz arkadaşlar. O çalışma temposuna göre bir haftada bitirirsiniz bakın burada. Nisan ayına geldiğiniz zaman da ee, ne yapacaksınız? Burada ne diyordum ben ya? Şurada ne diyordum? Geriye sarıp bakamıyorum da vallahi videoda. Dur, katı cisimler bitti. <laughs> Ay nasıl unuttum ben şimdi bunu ya? Katı cisimler piramit, koni, küre bitti. Ha, şurada şey ben sonuna geldik zannettim arkadaşlar. Burada bayağı bir şey çözdünüz. Çözdüğünüz için belki şuradaki deneme deposu analitiği çözmek zorunda kalmazsınız arkadaşlar. Ama bakın arkadaşlar, analitikle ilgili ben bunu da inceledim. Çıktı bu kitapta. Yanlış bilmiyorsam basıldı diye hatırlıyorum. Ee, onun tahsiyeni tahsiyeni de ben yaptım arkadaşlar. Orada da çok değişik sorular var. Onu da çözerseniz sizin açınızdan iyi olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Neyse geldik şuraya. Biz katı cisimleri de bitirdikten sonra ne varsa da çemberin analitiği var arkadaşlar. Çemberin analitiğinin sadece konu anlatımını fasikülden çalış testlerini çözme. İlk hafta çemberin analitiğini konu anlatımında çalış oradaki soruları çöz. Ee, bu analitik fasikülünde arkadaşlar. Sonra geometrinin ilacını çöz bu hafta. Sadece geometrinin ilacını çöz. Konu anlatımı, fasiküldeki konu anlatımı testlere bulaşma. Geometrinin ilacı testlerine bulaş. Ondan sonraki haftada çember analitiğindeki fasiküldeki testleri çözeceksin ondan sonra da. Analitikle ilgili. Sonra ne yapacaksın? Analitikle ilgili fasiküldeki değil de acil geometrik testleri çözeceksin. Ve böylelikle deli gibi soru çözmüş olacaksın. Ve geometride her şeyi halletmiş olacaksın. Olay burada bitti mi? Nisan'ın ortasında bitti mi arkadaşlar? Bitti. Aa, son haftası kaldı sadece burada. Sonra istersen deneme deposunu alabilirsin. Bak bunu size bırakıyorum arkadaşlar. Çünkü analitikle ilgili gerçekten zor sorular soruyorlar arkadaşlar. Ziya bayağı bir şey çözdün aslında. Geometrinin ilacını çözdün, fasikülü çözdün, acil geometriyi çözdün. E, bir de deneme deposundaki böyle karışık sorular geliyor ya yani hangi konudan olduğu belli değil. Eğim mi, şey mi falan filan dönüşüm mü ya da şey olduğunu bilmiyorsunuz ya. O yüzden deneme deposundaki analitiği de alıp bu hafta da yani buna da 2 hafta verdim. Çünkü yorulabilirsiniz diye arkadaşlar. Deneme deposundaki analitiği de alıp 2 haftada bitirirseniz analitikte hiçbir soru kaçırmazsınız. Garantisini veriyorum arkadaşlar. Soruların hepsi de apayrı çünkü. Gerçekten apayrı. Sonra burada da arkadaşlar gücünüz kuvvetiniz kaldıysa deneme deposu katı cisimleri de alıp çözebilirsiniz. Burada da çok ilginç sorular e, olacaktır çünkü e, Karayel yani Yunus Hocam da aynı şekilde tabii ki de çok iyi yazarlar. E, yalnız Karayel Mehmet Karayel Hocamın kadın isimlerine bayılıyorum arkadaşlar. E, çok da güzel sorularla karşınıza çıkacaktır burada. Çok değişik sorularla karşınıza çıkacaktır haberiniz olsun. Evet böylelikle programı bitirmiş oluyoruz. Sen benim programıma uyur. Belki de şunları yapmayacaksın bilmiyorum sana kaldı. Nisanın sonunda bitmiş oluyor. Ya da Nisan'ın son haftasında değil ya, ortası diyelim. Ortasının bir tık üstünde diyelim. Bitirmiş oluyorsun. Eylül ayında başlayan arkadaş için. Ekim'de başlayan, Kasım'da başlayan da bitiriyor. Ama Kasım'dan sonra başlayanlarda biraz sıkıntılar yaşanabilir arkadaşlar. Bunu da göz önünde bulundurun. Ee, Kasım'dan sonra başlayanlar hani Aralık'ta başlayanlar bir nebze belki sıkıştırabilirsiniz programları ama hani Ocak'ta falan geometriye başladım diyenler ben biraz ayrıntılı anlatıyorum arkadaşlar. Benden dinlemesin gitsin başka yerden dinlesin. Onu söyleyeyim. Yalnız e, şu önemli konuları sadece benden dinlerseniz e, sevinirim. Çünkü çok ayrıntılı anlattığım için önemli konular. Ek çizimler, dik üçgen e, oradaki dik üçgen haftasındaki konular dik üçgen, öklüt bağıntıları, özel açılı üçgenler falan. E, sonra benzerlik ve alan konusu. Dinlerseniz çok faydasını görürsünüz. Sonraki konular zaten kendiliğinden güzel bir şekilde akıyor arkadaşlar. Evet gençler söyleyeceğim programla ilgili söyleyeceğim şeyler böyle. Ee, dediğim gibi şeyde paylaştım. İnşallah bunu indirsiniz. Boş kısmı da bunun boşu da var. Diğer dersleri de yazabilmeniz için arkadaşlar o boşu da indirip istediğinizi yapabilirsiniz. Sizin için emek harcadık. İnşallah sizler de bu dersler için emek harcarsınız. Valla bir sene dişinizi sıkın arkadaşlar. Bir sene dişinizi sıkın. Sonra inanılmaz şeyler yapacaksınız. Mezun arkadaşlar. Bakın mezun arkadaşlar. Bir de size sesleneyim şimdi. Biz nelerini gördük? Ee, bu sene içerisinde de 2021 tayfa içerisinde de dersine girdiğimiz öğrencilerden de arkadaşlar. Valla 100 binden bırakan arkadaşın 30 bine indiğini gördük. İşte 80 binden bırakan arkadaş e, ilk 10 bine girdiğini gördük arkadaşlar. Ciddi anlamda ilk 10 bine girdi yani. Yani sizler de yapabilirsiniz. Ha 100 bin'deki arkadaş, 200 bin'deki arkadaş bu demek değil ki ben 10 bine giremem. Girersin büyük ihtimalle. Ama çok emek sarf etmen gerekiyor. Yani belki 200 bine girdin, sınavdaki aksilikten dolayı girdin. Ee, ya yani bu yorumu yani çok zor girmen demek de sıkıntı aslında ama girebilirsin. Ciddi anlamda girebilirsin. Çünkü e, biz bunu hep gördük arkadaşlar. Ya mezuna kalıp da yani çalışma sistemi yapan arkadaşların her birisi sınavını yükseltti. Ya geçenlerde gördüm birisiyle konuşurken 60 binden mezuna kalmış adam 40 olmuş. Ama acayip mutlu. Niye? İstediği yer geliyor. 60 binden 40 bine de düşebilirsin. 39 bin hatta bayağı bir sohbet ettik çocukla. Çok mutluyum hocam diyor. İyi ki de kalmışım diyor yani. Ya i̇stediğim yer olmuyordu 60 binde. Ee, ama şimdi 39 binde istediğim yer geliyor dedi. İnşallah onun için de hakkında hayırlısı olsun. Çok da mutluydu yani. Sizin için de belki de öyle olacak. Yani istediğin üniversite olacak, şu olacak, bu olacak. Ama 60 bindeki bir arkadaş da çok zorlarsa böyle 10 bin, arasında mutlaka olacaktır. Hani yani normal bir çalışma programıyla giderse o şekilde gelecektir. Ama ilk 10 e de mutlaka ama mutlaka girebilecek kapasite var kardeşim. Yeni çalışan arkadaşlarda da arkadaşlara da aynı şeyi söyleyebiliriz. Okulla ee, bu şekilde ders çalışmalarda yine götüren götürüyor arkadaşlar. Ee, çalışın, çalışın, çalışın. Emek harcayın. Bir sene dişinizi sıkın. Çok da güzel işler yapacaksınız arkadaşlar. Bakın bizler e, ya bencilce konuşuyorum ama sabah dörtlere kadar video çekiyoruz. Yani belki gece çalışmayı sevmiyorsun ama e, sen de aynı şekilde lütfen çalış. Ya biz ne için çalışıyoruz? Ya emin ol en büyük etken sizsiniz biz e, bir Allah razı olsun diye çalışıyoruz. Yani bazı şeyleri yapmayız zaten böyle. Hani para için çalışıyor. Para kazanıyor musun falan filan. E tamam 3-5 bir şeyler kazanılıyor ama yani çoğu şeyi de ücretsiz yapıyoruz zaten. Bak Telegram kanalından bir şey yapacağız. Oradan para kazanılıyor mu? Kazanılmıyor yani. Hani her şeyi para gibi düşünmemek lazım arkadaşlar. Burada yaptığımızın emeğinin belli bir karşılığı tabii ki geliyor arkadaşlar. O da ayrı bir konu ama benim için para ikinci planda benim için, benim istediğim tek şey Öğrenciler benden faydalansın ve sene sonunda bir Allah razı olsun. Bir hayır duanız benim için yeterlidir sevgili dostlar. Evet gençler programı çok açıklayıcı bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Bir aksilik olursa Telegram'da da bir yayın açıp programla da ilgili bir şeyleri de sorabilirsiniz. Her şeyin linkini aşağıya koyacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet başarılar diliyorum. İnşallah çalışmalarınız daim olur. Her zaman sıkılmadan yapabilirsiniz arkadaşlar. Sadece geometri değil diğer bütün derslerde aynı şekilde program yaparsanız sizin açınızdan iyi olur. Kimyada da e, bizim Levent hocamız da aynı şekilde program yapıyor. Levent Özde de ile kimya. Matematikte SML hoca yapıyor. Levent hocam bu arada gerçekten iyidir. E, ben zorla soktum kendisini. E, şu anda sistemi de çok güzel bir şekilde götürüyor. Kendisine de buradan başarılar diliyorum. Levent hocam <laughs> videonun sonuna kadar dayandım bilmiyorum. izledim mi bilmiyorum ama. Ya da videonun sonu izleyen kaç kişi kaldı ama bilmiyorum ama. Şimdi aklıma geldi. Gerçekten çok güzel işler yapıyorsun. Öğrenciler için çok faydalı oluyorsun. Buradan da sana teşekkürler ediyoruz. İyi ki seni bu işe itmişim vallahi. Geçen sene zorla ittik yani arkadaşı. Benden tecrübeli düşünün. Beraber çalıştığımız bir arkadaş Bu arada şey unuttum. Yani unutulacak adam değil. VIP fizik tabii ki. Kemal hocam. Neredeyse karımdan çok onunla konuşuyorum. Çok iyi dostumdur. O da sizin için program hazırlıyor diye hazırladı arkadaşlar. Ee, aynı zamanda İsmail Hocam yani SML Hocam da sizin için program hazırladı arkadaşlar. Ee, kanallarında hocalarıma bakarsınız. Ee, tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.